kadınların sosyoekonomik olarak güçlenmesi için çalışmalar sürüyor. Günümüzde yaşadığımız ekonomik ve sosyal dalgalanmalar tarımın stratejik önemini çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Yerel tedarik zincirlerinin ve yerli üretimin öneminin anlaşıldığı bu dönemde bakanlık olarak küçük aile işletmelerini korumak öncelikli konularımızdan biri olmuştur. Çalışmalardan birisi de kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi için teknik destek projesi. Kırsalın en önemli toplumsal figürü ve tarımın en büyük emek gücü olan kadınların sosyoekonomik yönden güçlenmeleri ve bu şekilde bu sektörde daha fazla söz sahibi olmaları için pek çok proje üretiyor ve destekleme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Aralarında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da olduğu 3 bakanlığın ortaklaşa yürüttüğü projenin 4. yönlendirme toplantısı Ankara'da yapıldı. Bugün bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren ve ortaklarının çoğunluğu kadın olan 162 Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin faaliyetlerini bakanlık olarak yürütüyoruz. Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren fakat gıda işleyip tarımsal faaliyette bulunan pek çok kooperatifin de eğitim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, kooperatiflerin kalkınma üzerindeki etkisine dikkat çekti. Başkan Çolakoğlu, kooperatifleşmenin yaygınlaşması için çalıştıklarını söyledi. Kırsalda kalkınmanın ve kadın refahının sürdürülebilir bir şekilde devam etmesinin, kadınların bir arada güçlenmesiyle gerçekleşeceğini bilerek faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu yüzden kırsaldaki kadınların örgütlenerek bir araya geldikleri, emek ve ürünlerine değer kattıkları, girişimcilik ve pazarlama potansiyellerini açığa çıkardıkları kooperatifler gibi son derece önemli ve değerli yapıların yaygınlaşması ve gelişmesi de başkanlık olarak temel hedeflerimizden biridir. Başkan Çolakoğlu'nun ardından söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu da ticarette sağlanacak güçlenmeyi vurguladı. Genel Müdür Ustaoğlu, Cumhuriyet'in yeni yüzyılında kadın kooperatiflerinin oynayacağı role değindi. Dayanışmanın esas olduğu kadın kooperatiflerini ve cesur yürekli kadın girişimci kadınlarımızı destekleyip işbirliklerimizi artırırsak yeni yüzyıla daha hızlı uyum sağlayabileceğiz hep birlikte. Konuşmaların ardından analizler ve veriler değerlendirildi.